Merhaba değerli Torbalı Ajans takipçileri. Bugün Kuşçuburnu'ndayız. Kuşçuburnu çocukları ve Kuşçuburnu vatandaşlarıyla birlikteyiz. Kuşçuburnu sorunlarını dinlemeye geldik buraya. Kuşçuburnu neye ihtiyacı var diye. Çocuklar var mı söylemek istediğiniz bir şey size? Evet, hızlı hızlı ne istiyorsun? Bizim buraya market çok lazım. Market lazım. Bize şey lazım. Sen düşün. Havuz parkı. Havuz parkı. Kafe. Kafe. Şabi. Şu. Alısa. Kafe abi. Kafe. Aa, buraya marketler lazım. Marketler lazım. Basketbol sahası. Basketbol sahası. Zeccal abi. Söyle. Sen ne diyorsun? Evet. Sen ne diyorsun? Market. Market evet. Çocukların genel istekleri market, alısa. Sosyal alanlar, park istiyorlar. Oynayabilecekleri parkları istiyorlar. Çünkü ellerindeki parklar biraz yıpranmış, hasar görmüş. Buradan yetkililere sesleniyoruz. Havuz parkı istiyorlar ama o biraz zor. Akropolis'e gideceğiz. Teşekkür ederim çocuklar. Vatandaşlara geçiyorum. Tamam, söyledik, her şeyi söyledim. El sallayın kameraya beraber. Devam ediyoruz. Kuşçuburnu neye ihtiyacı? Kuşçuburnu'na bir hizmet yok ki. Neyin ihtiyacı olacak? Bunu açalım abi biraz. Nedir mesela bu? Ya şu yollarımıza bakın bir kere. Işıklandırmamız yok. Doğru düz lambamız yok. Bir kavşağımız yok. Mahallelerimiz mezbelelik. İlgilenen yok. Bir de lağım yok. Ne? Lağım aşağı. Güzel abi, iyi yorumladın. Var mı peki bak Kuşçuburnu'nun başka problemleri sence? Yani neden burası böyle? İlgisizlikten. Yetişemiyorlar mı buraya? Yetişememiyor ya. İlgisizlikten. Direkt ilgisizlik diyorsun. Tabii canım. Seçim zamanı olduğunda herkes geliyor. Evet. Seçim bitti mi birisi uğramıyor. Seçim zamanı hepsi ortaya çıkıyor, sonra kayboluyorlar değil mi? Ondan sonra uğrayan yok. Nasıl olacak bu işler? Bize hep uğrayacak insan lazım değil mi? Tabii canım, gelecek buraya, halkın derdinle ilgilenecek, soracak, soruşturacak. Kimsenin uğradığı yok. Kuşçuburnu seçim zamanı oldu mu herkes geliyor. Şu yollarımıza bir bak. Çocuklar karşıya okula gidiyor. Lambaları zoraki geçen gün yaptırdılar. Çalışmıyor muydu çocuklar? Çalışmıyordu. Köyden dönecek bir kavşak yok. Ya Kemal Paşa kavşağına gideceğiz ya Yazıbaşı. Evet, doğru, biz de aynı yolu kullanıyoruz. Yani bir hastalık olsa, bir yangın olsa oradan buraya gelmesi ne kadar zaman sürüyor? Sürüyor ya. Buraya bir kavşak şart diyorsun. Şart tabii canım. Burası yerleşim alanı. Güzel. Güzel bir konuya değindim. Bence yani değerlendirilebilir. Hiçbir şeyin ne bileyim ilgisiz, alakasız. Yani Kuşçuburnu sorunu çok da ilgilenen yok. Hep şeyde kalıyor yani. Şeyde kalıyor, orada kalıyor. Yani gelmiyor, ilerlemiyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz yorumların için abi. Köyde 50 yıldan beri köydeyim ben. Torbalı'nın bir Kuşçuburnu diye köyü var mı? Onu sormak istiyorum yani. Buradan geçiyor. Hat buradan geçiyor ama size uğramıyor. Bize uğramıyor. Enteresanmış gerçekten. Kuşçuburnu ne olacak? Her taraf sorun var Kuşçuburnu'nun. Açar mısın biraz abi bizim için? Yani en çok gözüne batan, seni rahatsız eden nedir? Kuşçuburnu'nun bir kere bir altyapı gerekli. Altyapı. Tamam. Altyapı gerekli. İkinci dediğin gibi doğalgaz. İki. Ondan sonra bu yolların yani bir kavşak açılması gerekiyor. Buranın en önemli problemi? Biraz geliyor. Giremiyor. Yani acil olsa hasta gider zaten. Ambulans girene kadar. Kuşçuburnu'na kavşak şart diyorsunuz yani bu, çünkü yani. İki uçtan dönmek zorunda kaldıkları için sürekli. Ya buradan da gidiyorsun Yazıbaşı'ndan dönüyor. Evet. Gidiyorsun Musal'dan dönüyor. Muhakkak yani şey lazım, başka çaresi yok. Yani güzel yorumladın. Büyük sorun o yani, altyapı, doğalgaz. Bir tane daha var ya, neydi bu? Aşağı konuştuk. Yollar ve kavşaklar. Yollar var. Yani ben altyapı dedim. Ben şöyle diyorum bak. Ben şurada köyde 50 yıldan beri köydeyim ben. Torbalı'nın bir Kuşçuburnu diye köyü var mı? Onu sormak istiyorum yani. Torbalı'nın bir Kuşçuburnu köyü var mı? Ne soran var, ne eden var, ne bakan var. Hiçbir icraat yok yani. Terk edilmiş gibi bir yer. Terk edilmiş bir köy yani. En güzel köyümüz mesela. Güzel bir yerde. Evet, güzel bir yerde. Yok. İcraat yok. Anladım. Teşekkür ederiz abi yorumlar için. Teşekkürler. Kuşçuburnu'nun ne ihtiyacı var? Valla Kuşçuburnu'nun gördüğün, analiz ettiğin, yani gözlemlediğin yani, buradaki problem nedir? Şu andaki şeyi dediği gibi abinin yol sıkıntımız var şu anda. Bak karşıdan karşıya geçerken çocuklar da olsun, şeyler de olsun hep sıkıntı yaşıyoruz. Lambalar var burada. Dinleyen yok abi. Basıyoruz, kamera sistemi yok diye
şeye çekim yapmıyor diye kafasına göre geçiyorlar. Kaç kişi burada çapında şeyin aşağı yaptı. Buraya bir tane köyün girişine çıkışına kamera sistemi olsa millet korkar yani lambalardan geçmeye şey yapma. Evet, iyi bir konu abi. O konudan şey yapalım. Bir de kavşak yok dediği gibi abi. Şimdi arabalar geçmeye çalışıyor. İşte şurayı bir açtılar, sonra kapattılar. Bu sorunların hepsiyle Vedat, bu sorunların hepsiyle belediye değil de karayolları mı ilgileniyor daha çok? Karayolları değil mi? Evet. Karayolları. Belediyenin pek şey yok burada da. Olsun yani, onlara da ulaşacak bu sonuçta yani. İlk başta köyün yol sıkıntısını çözsünler. Emniyet şeritlerini iptal ettiler. Mesela Allah korusun şu araç mesela bir arıza yapsa, kütlen dursa arkasındaki araç vurur yani. Çünkü emniyet şeridi yok. Arabanın yanaşacak bir fırsatı yok. Bir emniyet şeridi yok gerçekten. Bir de Kuşuburun iki mahalle olduğu için, ortasından yol geçtiği için, asfalt geçtiği için sizin hep gündeminiz, konunuz genelde bu oluyor. Ya gündemimiz, konumuz bu oluyor değil. Bu olan bir şey. Yıllardan beri var burada bu. Yani bunu... Bunun dışında var mı peki Kuşuburun'la ilgili bir şu olsa daha iyi olur dediğin ya da bu iyi dediğin, kötü dediğin? Ona bakarsan abi köyün birçok şeyi eksik yani. Altyapı sıkıntımız var. Mesela daha hala logar sıkıntılarımız var. Giderlerimiz yine eski sistem. Kuyumuzu kendimiz kazıyoruz. Kendimiz çektiriyoruz. Altta yapı yok. Ha gelecek diyorlar. Bekliyoruz. Yıllardan beri gelecek yani. Olan bu. Doğalgaz sıkıntımız. Doğalgaz geçiyor ama bize uğramıyor. Belirli yollardan mı geçiyor sen? Yok. Doğalgaz köyden geçiyor ama doğalgaz köye açık değil. Ha, köyde doğalgaz yok mu şu an? Yok şu an. Herkes sobayla mı geçiyor? Çapa bile var. Yani çapak gibi bir köye bile var. Buraya pek yok yani, daha gelmiyor. Ama doğalgaz bizim buradan geçiyor. Hat buradan geçiyor ama size uğramıyor. Bize uğramıyor. Evet, enteresanmış gerçekten. Çıkışları bizde yok. Enteresan bir işmiş yani. Teşekkür ettim. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ ol. Evet. Bir de kaldırımlarını düzelttilerse güzel olacak. Kaldırımları da düzelsin. Evet. Tamamdır. Kaldırımları abi. Adam geçerken görmüyor gece karanlığında. Işıklarımız yok daha hala. Geceleyin burası zifiri karanlık. Zifiri karanlık. Kimse göz gözü görmüyor. Saat 8 dedi mi millet ışıkları herkes söndürüyor. 9-10 dedi mi dükkanlar kapanmaya başlıyor artık. Adamlar ışıkları yok, bir şey yok. Köy kapkaranlık düşüyor artık. Işık problemi de var burada. Tamamdır ama bu konuştuğumuz her şey neredeyse tamamıyla karayollarının problemi ve umarım buradan ulaşır karayollarına da ilgilenir. Kuşuburnu karanlığa terk etmeyelim yani. Kuşuburnu neye ihtiyacı var diye soru soruyorum. Şimdi kahveye gitsen daha iyi ya. Gideceğim oraya da sana da soralım bulmuşken. Kuşuburnu'nun durumu nedir? Kuşuburnu işte muhtarlık seçimlerini bekliyoruz. Aday mısınız? Yok ben değilim de çok aday çok. Aday çok. Peki Kuşuburnu'nun durumu ne, nasıl yani? Hizmet olarak, talep olarak bir isteğin var mı? Pek uğramaz belediyenin şeyleri. Şunu yapalım, bunu yapalım. Gitsen pek dinlemezler. Bildiğimiz kadarıyla öyle yani. Yollarımız çok kötü. Kavşaktan sıkıntılıyız. Şimdi şeylerimiz kapandı. Duydum bunu, evet. Kavşak problem. İşte ya. Yollar yapılıyordu. Yarım kaldı. Böyle böyle bir sürü işler. Güzel. Teşekkür ederim. Var mı söylemek istediğin başka bir şey? Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Görüşmek üzere. Her şey. İhtiyacı her şey var. Mesela abi. Ne olacak? Elektrikler bir sürü yok. Konuşacak abi. Söyler misin? Altyapı yok. Dağda imar var, köyde imar yok. Her şey var, her şey. Dağda imar, köyde imar yok. Güzelmiş. Yolu yarım bıraktılar. Al. Lambalar yok. Bak. Al. Al rezilla bak. Direkler yerde yatıyor. Al. Çok şikayet aldık bununla ilgili gerçekten. Kavşak. Al. Buradan geçiyor. Bak kapatmışlar gene. Al. Kapatmışlar. Kaza oluyor. Nasıl olacak bu? Nasıl olacak? İhtiyaç. Buraya kalacak şart. Çubuğunun acil ihtiyacı altyapı. Kanalizasyon evet. Sıfır hiç yok. İnsanlar kendileri açıyormuş burada giderlerini. Evet. Evet. Hemen yapıyor. Ya herkes fosfetik çukuru var yani. Herkesin fosfetik çukuru var. Yani onun dışında yukarı kayaya yani, gittiği zaman yerlerden söylemesek bok akıyor. Onun yukarı kaya yukarı mahalle mi oluyor? Ha. Yani bu daha mı? Ne mahallenin adı ne? Konyalı Mahallesi dediği Konyalı zaman Mahallesi diye. Neydi o esas ismi? Seyrantepe Mahallesi olarak geçiyor. Evet, Seyrantepe. Seyrantepe. Altyapı orada problem yani. Bayağı bir altyapı yok yani kardeşim, orada. Kardeşim ne ararsan var Kuşçuburnu'nda. Sorun diye girdin mi Kuşçuburnu'na ne ararsan var. Konuları başlıklandıralım abi işte. Siz söyleyin başlıkları, biz yayınlayalım bu şekilde.
Ya işte altyapıyı senelerden beri gelen yapacak, giden yapacak. Ne gelen var, ne giden var. Yok ihalesi yarın oldu, yok ihalesi olacaktı. Yok ihalesi olmuştu da işte ihaleden şey kaçtı. Hep hikaye, hep hikaye. Uzatıp duruyorlar sürekli yani. Ya devletin başı kalkmamış, arkasını nasıl toplayacak? Her yer aynı yani. Bir de karayolları çalışması var, o da yarım kaldı. Yani, evet, duyuyoruz ödenek kalmamış falan diye. Bari hiç ellemeselerdi daha iyiydi yani. En azından kavşağımız, dönerimiz vardı. Şimdi o da yok. Eski hali daha iyiydi yani. Şu an daha kötü oldu. Abi canım şimdi bak, adam tabii Yazıbaşı'ya gidiyor. Buradan Yazıbaşı 1700 metre. Buradan da Çapak. Evet. Kavşağa şeye gidiyor. Biz de aynı sorunu yaşadık. Yani ya mazot kaç para olmuş kardeşim? Şuradan bir ambulans çağırıyoruz. Ambulans bizim buradan hastayı alıp da oradan dolaşana kadar niye bir kavşak yok? Şuradan dönüverse olmaz mı yani? Bu ciddi bir sorun abi. Ya, çok da insan bahsetti bundan yani. Evet. Yazık kardeşim. Kimse arayan yok, soran yok. Öyle. Baştan köye bir tane muhtar lazım. Muhtar. Muhtar yok mu buranın? Var da geçici olarak şey ne diyorlar onu? Geçici olarak servis dışı. Tamam, var mı aranızda muhtar adayı? Böyle bir şey yani. Var mı muhtar adayı aranızda bu seçim girecek olan? Girecek misin abi? Gireceğim evet. Evet, isim soy isim alalım abi senden. Ali Yayan. Ali Yayan. İnsanlar sana neden oy versin Ali abi? Onlara hizmet etmek için giriyorum. Onun için yani başka bir şey değil. İşimiz hizmet etmek. Köyü hak ettiği yere getireceğim diyorsun. İnşallah yani bunu gerekli mercilere dilekçe vererek bir şekilde ulaştıracağız. Arkasında olacağız yani. Tamamdır abi. Biz de bu şekilde seni paylaşmış olalım. Görmüş olsun insanlar. Teşekkür ettim konuşmalar için. Çok sağ olun.